diyorlar. Ben onun gibi olmak ya da bunun gibi olmak ya da işte celebrity, yani ünlü isimler vesaire gibiler geldiğinde nasıl bir... Evet. Yok, benim öyle bir grup hastam yok. Yani çünkü bu meslekte şöyle bir şeyi oturtmak zorundasınız. Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı bir sisteme oturttuğunuzda siz hastanızı gerçekten sevdiğinizde ve onun hep iyiliğini istediğinizde o da bunu anlıyor ve güveniyor ve sizle böyle yürüyor. Hmm. Benim yaptığım işin insan doğasına, karakterine, harmonisine, simetrisine, altın oranına tam oturması gerekiyor. Yani bütün çaba bu. Yani yoksa toplumda sıyrılan, sivrilen, doğal olmayan bir şey üretmiş oluruz. Çok güzel. Likit kaldırma, evet. Çok duyduğumuz bir şey. Tam olarak nedir, şimdi, ne yapıyoruz? Likit yüz kaldırma. Benim Türkiye'de bayrağını taşımaya çalıştığım, arkasında durduğum, inandığım, yıllarımı verdiğim, çok emek sarf ettiğim bir konu. Çünkü bir molekül var. Bu molekülün ismi biliyorsun hyaluronik asit. Dolgu kavramını sevmiyorum. Yani dolguya karşıyım. Çünkü toplumumuzda dolgu bir yere bir şeyin doldurulması, şişirilmesi ve kocaman yapılması olarak anlaşılıyor. Ben taze gözükmenin korunmasını istiyorum. Ve filmi başa sarmak için uğraşıyorum. Yani mesela şimdi yüze bakıyoruz. Yaşlandığımızda belli yerlerde problemlerimiz oluyor. Bu tablomuz tabii ki buna çok cevap vermiyor. Biraz rengi koyuyor. Çünkü olsun, bir en azından şehre var. Çöl insanları. Yaşlandıkça çizgilerimiz derinleşiyor. Buradaki çizgilerimiz aşağı doğru yer almaya başlıyor. Yağ yastıkçıklarımız düşüyor. Bir hatta süreç var. İsterseniz bunu şöyle de gösterelim. Mesela biz nasıl yaşlandığımızı bilmiyoruz. Bunu anlamamız lazım. Bir puanlama sistemine ihtiyacımız evet, var. Evet, ben dedim ki az önce direkt dedim kendi yüzümden nasıl bir profil çizebilirsin. Hemen kartelayı sundu hocamız. Dedi ki ağlama ve gülme kasları mı? Evet, çizgilerimiz. Çizgileri. Mesela şimdi şöyle detay alalım. İstersen sana bakalım. Tamam. Mesela şimdi baktığımız zaman skala üstünde incelediğimizde 4 derece yapılmış. Buradaki çizgilerin ismi marionet çizgileri. Buna kukla çizgileri de diyorlar. Kuklaların burasında parça var tek başına ve bu oynuyor. Aa evet. O yüzden buna kukla çizgisi demişler. Bir de başka bir şey eklemişler. Buna üzüntü çizgisi demişler. Bir insan... Benim hangi çizgim çok? Bir insan hüzünlü ve mutsuzsa... Moraliysa. Evet, moral düşükse bunlar aşağı doğru gidiyor. Ama bir de ne oluyor? Burada bir kas var. Bu kas her gün aşağıya çekiyor. Çek. Giderek aşağı çekiyor. Ben ne yapıyorum? Bu kasa çekme diyorum. Nasıl yapıyorum? Nasıl yapıyorsun? Buraya minicik bir botoks yapıyorum. Botulin toksin yapıyorum. Ve bu aşağı çeken kasın gücünü yarı yarıya azaltınca bu düz kalmaya başlıyor. Bu nedir? Koruma. Bana böyle yapıyorlar. Hocam, gece yüzüstü yattığımızda aklıma siz geliyorsunuz. Hemen dönüyorum, satıştırıyorum. Çünkü bak, neden? Çünkü neden? Yüzüstü yattığın zaman böyle yüzüstü yatıyorsun. Bir kere yüz burada eziliyor ve presleniyor. Sonra yan dönüyorsun. Burada ikinci bir pres aşaması başlıyor. Buradaki bütün çizgi derinleşiyor. Buradaki yastıkçık yarılıyor. Ve sonunda bu şekilde gösterebiliriz. Sen de o kadar fazla tamam. Yok ama olsun. Bu preslenmenin sonucunda bak bu çizgi keskinleşiyor. Sabah kalktığımızda böyle kalkıyoruz. Gün içerisinde yavaş yavaş açılıyor. Bebeksek hemen açılıyor. Yaşımız ileriyse öğlene doğru açılıyor. Sen bakalım kaçta açılıyor, senin saat kaçta? Evet. Aa bak bu çok önemliymiş ya. Hocam. Ve yan yatarak bu presi arttırıp yüzümüzün yani ezilmesini... Yani o zaman şey mi, sırt üstü mü yatmalıyız, uyumalıyız? Mümkün olduğu kadar benim bir de şöyle bir önerim var. Bir çapraz pozisyon yapılabilir. Yani böyle yatarız. Şöyle yastığımıza hafif bir açı vererek yatabiliriz. Burada ezilmemiş oluyor, travmaya uğramamış oluyor. Ya da hani ille de yüzüstü yatacaksanız... Hiç olmazsa şu kısımlara baskı yapan bir yuvarlak bir şeyin içinde yatabilirsin. Ama buna ne kadar dayanılır onu da bilemiyorum tabii. Tabii. Ama sadece uykunuzun çok iyi olup ve böyle net olarak uyuyayım, ben başka türlü uyuyamıyorum deyip yüzünüzü bu kadar pres yapıp bulldog'a da dönmeye gerek yok yani. Bir bulldog köpeğe var. O zaman buradan, bu bölümden, bu parttan bunu çıkartmış olduk, önemli bir şey. Şimdi tekrar bağlantıya devam şimdi edeceğim Kartela'da. Şimdi evet. Mesela bakıyoruz, isterseniz siz yaklaşın burada. Şimdi bakın. Gel Edris'cim, gel. Baktığımız zaman çizgilerimizin burada aşağıyı kesmediğini görüyoruz. Bakın böyle bir dönüş yok. Yani 2 numaraya geçmemiş. Orta seviyede derinleşme dahi yok.
Bir numarada hiçbir şey yok, dümdüz. O noktada da değiliz. Burada hafif bir dönüş başlamış. Sıfır numarada hiçbir şey yok. Bir numarada çok hafif bir dönüş var. Gördüğünüz gibi bir numaralı başlangıçtayız. İyi bir şey. Korumaya almamız lazım. Ama uyarı veriyor. Öğrendim. Evet. Ama mesela buralarda bir derinliğimiz var. Oraya bakalım. Oraya geçtiğimiz zaman baktığımızda şöyle dönerek kamerayla da dikkat edersek bu çizginin aşağıya, bu çizginin yukarıda olduğunu görüyoruz. Niye fark var? Neden? Acaba buraya mı yatıyoruz? Doğru mu? Evet, hep buradayım. O yüzden bu çizgi biraz daha aşağı inmiş olabilir. Bir ikinci faktör devreye girebilir. Gülümseyelim. Hepimiz asimetrik gülümseriz. Bu bir karakteristik yapıdır. Gülümsedik. Bakın burası daha çok çekti. Gördünüz mü? Ve burasının uzunluğu daha uzun. Bu güzel bir şey. Asla kötü bir şey değil. Asimetrik gülümsemek insana sevimlilik veriyor. Ondan sevimli. Evet. Ama